Evet arkadaşlar selamlar Şimdi öncelikle Güneydoğu Anadolu bölgesi ile ilgili Bir söz vermiştik O sözü tutalım En baştan söyleyeyim Güneydoğu Güneydoğu Anadolu bölgesi ile ilgili Gerçekten çok fazla e, Bilgiye sahip değilim En azından meteoroloji açısından Çünkü gerçekten çok değişken bir bölge e, Yani bir Doğu Anadolu gibi e, Değil Güneydoğu Anadolu bölgesi e, Etrafı dağlarla çevrili Bir tarafı ee, yani güney tarafı biliyorsunuz çöller vesaire falan var. Ee, Irak çölleri, Suriye çölleri vesaire. Ee, bu sebepten dolayı gerçekten çok değişken olabiliyor iklimi. Yani siz kar beklemiyorsunuz e, ama beklemediğiniz anda yani sınırda bir sistem oluyor. Yağmur bekleniyor ama bir bakıyorsunuz kar yağabiliyor. Veya kar bekliyorsunuz tam tersi e, yağışlar yağmur olabiliyor. Çünkü Güneydoğu Anadolu bölgesinde aynı zamanda e, biliyorsunuz GAP projesi var. Bu barajlar, sulama alanları vesaire e, ekstradan da bu buranın iklimini e, biraz daha ılımanlaştırdı. Ve eskiden işte Batman vesaire çok kar yağarken şu an e, çok daha az kar yağışları görülmekte. E, anlatıyorlar yani eskiler, Batman'dan arkadaşlarım var. Mardin'den arkadaşlarım var 50-60 santim yağardı diyorlar ama şimdi mümkün değil bunlar artık 10 sene 15 senede bir görülen olaylar. Evet yani baktığımız zaman aslında 29 Ocak tarihi bu ECMF'nin haritası Avrupa Hava Tahmin Merkezinin e, tabi sürekli değişiyor değişkenlik gösteriyor e, son şeye göre yorumlay yorumlayacak olursak burada Mardin'de hafif bir kar yağışı olabilir. Hafif kar geçişleri görülebilir, hafif orta kuvvet arası değişir. Ee, onun haricinde Diyarbakır'da, e, daha doğrusu Şanlıurfa'da e, kar beklenmiyor ama bu Siverek tarafları vesaire e, bir yoğun kar bekleniyor. Hatta Diyarbakır-Urfa arasında yoğun bir kar yaşı e, söz konusu. E, yani bakın görüyorsunuz zaten Siverek o taraflara doğru yoğun bir kar ihtimali var Urfa'da. Onun haricinde Urfa'da yine önemli bir kar yağışı gözükmüyor. Ya yani bu Adıyaman'ın kuzeyi işte Malatya, Çelikan, Pütürge oralarda, Pütürge oralarda kar yağışı gözüküyor ama tabi e, tabii Urfa için şu an bir kar yağışı söz konusu değil. Eee Diyarbakır'a geçiyoruz. Diyarbakır'da bölgesel olarak kar yağışları etkili olabilir. Zaten burada da şöyle görüyorsunuz bölgesel olarak kar yağışları etkili olabilir ama genellikle hafif dediğim gibi tekrar Urfa'ya doğru yani Urfa Diyarbakır arasında yoğun bir kar yağışı görülebilir. Yoğun etkili bir kar yağışı ama tabi kısa süreli olacak. Batman'da yani şuradan zaten geçerken de görüyoruz. Batman'da kar ihtimali gözükmüyor. Yani Batman için kar ihtimali çok düşük yok gibi bir şey. Umarım değişir yani umarım iyi yönde değişir ee, ve oradaki arkadaşlarımız da kar görür. Yine bölge genel için konuşuyorum yani bölge genelinde önemli bir kar yağışı beklenmiyor. Belki Antep taraflarında yani Antep'te kar yağışı görülebilir. Ee, Antep'te de yağış yani birikim de yapabilir bu arada. Yani Siirt'te de yine Siirt'e baktığımız zaman Siirt'te de önemli bir kar yağışı Görünmüyor, e, kar geçişleri olabilir ama tabii e, yani kırsala doğru böyle bu bitlis tarafı vesaire platoya doğru gittiğiniz zaman elbette kar yağışları çok yoğun ama e, siirt için kurtalan için herhangi bir kar ihtimali yani çok az kar yağabilir. Çok ince bir örtü olabilir belki ama e, şu anda güncel e, görünen haritalarda kar ihtimali yok gibi bir şey Şırnak, Şırnak'ın yine kuzeyine doğru e, muhtemelen bu Kato tarafı, e, Kato dağları o tarafa doğru muhtemelen e, bir kar yağışı görünüyor. Yine Şırnak, Siirt, Kırsalı arasında çok ciddi kar görülebilir. Öyle söyleyelim. Siirt Şırnak arasında mesela Eruhta falan e, çok iyi kar yağışı görünüyor. En azından 40-50 santim. Tabii daha bu yükseklere e, geçitlere çıkıldığı zaman bu yağış 70-80 santim bulabilir ama e, köylerde ama şehir merkezi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şırnak şehir merkezi 5-10 santim e, kar alabilir gözüküyor tabii ki şu anda. E, onun haricinde başka yere de çok bakmaya gerek yok. Yani bu Hakkari'ye vesaire geçiyor artık zaten iyice güneydoğudan uzaklaştık. Doğu Anadolu'ya geldik ama e, en azından başlamışken de söyleyelim. Madem baktık. Hakkari'de e, dağlıca, çevre, çanaklı e, bu taraflarda gerçekten çok yoğun kar yağışları göze çarpıyor. 80-100 santimlik e, birikimler, 100-120 santimlik birikimler olabilir. E, Hakkari merkezde yine 30-40 santim birikim ama tabii ki e, bu modelin de öngöremediği yağışlar var. O yüzden ben Hakkari merkezde yarım metre kar e, olası diyorum. Evet arkadaşlar e, bu Güneydoğu'ya özel bir tahmindi. Aslına bakarsanız dediğim gibi bölge genelinde önemli bir kar yağışı yok. Belki Antep taraflarında olabilir. Onun haricinde önemli bir kar yağışı şimdilik görünmüyor. Umarım ben yanılırım. İnşallah ben yanılırım. Ve bölgede yaşayan arkadaşlar da özledikleri kar yağışlarına kavuşurlar. Yeniden görüşünceye kadar kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.